tedavi sürecinde doğal olarak kullandığı ilaçlar ve oradaki atmosfer belki de psikolojik sıkıntı beraberinde aşamıyor ve ister istemez kan şeker ve kanında değişiklikler, değerler mutlaka baş değişime uğruyordur. gösterebiliyor. Evet, o noktada nasıl bir destek gerekiyor hastalarımıza? Evet, bazen kan değerleri hastalarımızın çok düşebiliyor. Bizim kırmızı kan hücrelerimiz var. Evet. Bunlar oksijen taşıyor ve genelde bu değer düştüğünde halsizlik, yorgunluk, çarpıntı gibi belirtiler baş gösterebiliyor. Bir de beyaz kan hücrelerimiz var. Bunlar bizi mikroplara karşı koruyor Evet. aslında. Bunların değeri düştüğünde ne oluyor? Enfeksiyona açık hale geliyoruz. Daha çabuk yakalanabiliyoruz. Burada biraz daha çok geniş, çok derin bir konu ama üstünden anlatacak olursak kişi çiğ sebze ve meyve bu dönemde tüketmemesi gerekiyor. Hiçbir çiğ sebze ve hiçbir çiğ meyve. Neden diye soralım. Kompostosunu Peki evet neden çünkü açalım onu biraz? enfeksiyona açık olduğu için zaten vücudu bu kan değerleri çok düşüşte oluyor. Daha çabuk Daha yakalanabiliyor. çabuk, evet. Kompostosunu yapabilir veya Haşlama. kaynatabilir haşlama şekilde. Günlük yemek tüketilmesini istiyoruz bu durumda. 24 saat sonrasında özellikle tavuk çok riskli bir besin bu durumda. 24 saatlik yemek, gündelik yemek, taze hazırlanmış, içeriğini bildiğiniz yemekler tüketmek çok önemli. Sebzeleri ve meyveleri yıkamak çok önemli. Belki hani sirkeli suda biraz bekletebilirsiniz. Faydası oluyor mu diye soralım. Kötünün iyisi oluyor tabii, Evet. oluyor. Hani iyi yıkamak burada çok önemli. Eğer ki içiniz rahat etmiyorsa ve o sebzeye güvenmiyorsanız bir tık daha derinden soyabilirsiniz o meyveyi veya sebzeyi. Sirke limon koyanlar o zaman doğru bekletme sürecinde diyelim. Ya da üzerine spreyle suyla sirkeyi karıştırıp Karıştırıyorlar. spreyle bir şekilde sıkıp o şekilde suyla durulamak da olabilir. Sonrasında mutlaka kullanılan bıçaklar, tahtalar ayrı olmalıdır. Doğrama tahtası, soğan doğrama tahtası veya meyve sebze doğrama tahtası ayrı olmalıdır. Kısacası bu şekilde bu dönemde beslenirsek daha iyi olur. Ben genelde doğal pekmez bir tatlı kaşığı kadar bazı durumlarda hastalarıma kahvaltıda yazabiliyorum. Fakat tabii yine her şeyi hastaya görerek yine sonuca Evet, belki bağlayarak o şekilde sevdikleri oluyor. bal olabilir, reçel olabilir. Siz zaten onun ayarını yapıyorsunuz. Ayarlıyoruz onu kesinlikle. Peki yine bu dönemde tabii sizin bilginiz doğrultusunda bazen de sizden kaçamak olarak bitkisel atlar, otlar var destekleyici olur diye. Bunun ne derece faydası, zararı var? Bunun da çok önemli bir konu başlığı aslında. Dinlemek isteriz cevabını. Şimdi burada bazen olabiliyor. Ben bu iksirle ya da bu karışımla iyileştim. Sen de bunu kullan. Evet. Veya çeşitli aktarlardan alınan bitkisel haplar olabiliyor. Her derde deva diye. Bunların içeriğini bilmeden ve bize göstermeden lütfen kullanmayın. Çünkü Evet. ilaçlarla etkileşim yapabiliyor yine. Veya kişi işte bana şu iyi geldi hani orada o alanda duyuyorsunuz sen de bunu kullan mutlaka diye. Sonra bana geliyor kişiler işte bunu kullanalım mı hocam diye. Lütfen bana göstermeden veya herhangi bir diyetisyeninize göstermeden, hekiminize sormadan bitkisel herhangi bir şeyi kullanmayın. Özellikle karışık bitki çayları burada çok önemli. Kişi onu satmak için çeşitli markalar yapabiliyor. Kanserse var, işte her derde deva, 41 derde deva diye. Bunu lütfen kullanmayın. Bir de şöyle normal hayatta da duyuyoruz eş dosttan özellikle kullandıkları o bitkisel hapların vücudumuza dönemsel kilo verdiğinin yansıması olduğunu ama sonradan onun 2-3 katı da alarak size geldiklerine de birebir şahit oluyorsunuz. Aslında anlık bir güzellik, rahatlama belki de kilo vermenin keyfini yaşıyorsunuz ama sonrasında beraberinde o kadar çok sağlık sorunlarıyla baş etmenin sıkıntısını yaşadığımız oluyor, değil mi? Kesinlikle kişi araştırarak çünkü internette yalan yanlış çok bilgi var diyet konusunda. Araştırıp bir ürünü kullanıyor veya çeşitli farklı bir diyet yapıyor, popüler bir diyet yapıyor. 2-3 ay sonra bunun kilosunu kat ve kat alıp tekrardan bize geliyor veya işte herhangi bir farklı bir sağlık sorunu çıkıyor. Ya tansiyon, ya şeker, ya böbrekte bir bozulma olarak gelebiliyorlar. Bu yüzden kişi eğer kilo vermek istiyorsa veya işte kemoterapi süresindeyse
beslenmeyle ilgili her şeyi bize sorabilirler. Lütfen sorsunlar. Sonuna kadar da destek oluruz. Fakat kendi başlarına herhangi bir şey kullanmamak en doğrusu. Peki özellikle bu dönemde ister istemez iştahsızlık, mide bulantısı, istifran olduğunu dile getiriyor uzman diyetisyenimiz Büşra Çengel. Ve ister istemez de bu dönemde kilo da bir düşüş de göze çarpabiliyor. Bu dönemde özellikle kilomun kontrolünü nasıl yapabilirim diye gelen sorular var. Kişi öncelikle bir çizelge hazırlayabilir evde kendine ve orada hafta hafta kilosunu yazabilir. Gerçekten kilosu azalmaya başlamışsa, ağırlığı azalmaya başlamışsa bizimle iletişime geçebilir. Burada kişinin enerjisini hesaplayarak biraz daha farklı içeriklerle beslenmeye teşvik ediyoruz. Ve bazı durumlarda bu oral enteral ürün dediğimiz hani mamalar şeklinde ki mamalardan da kullandırabiliyoruz. Tabii bunların hepsi hesaplamalarla olacak şeyler. Ama herkes hani için geçerli değil. Herkes için mi? Geçerli değil. Tabii kişinin eğer ciddi bir kilo kaybı varsa ve buna ihtiyacı varsa hesaplamalara yönelik, onun ihtiyaçlarına, günlük ihtiyacına yönelik bunları biz hesaplayarak ara öğünlerine ekleyebiliyoruz. Ya da işte muzlu sütler, yine kekler, muhallebiler, bunların hepsini ara öğünlerine eğer ki belirgin bir şekilde kilo kaybı varsa ekleyebiliyoruz. Burada yeter ki sizinle buluşsunlar. Ve... Kesinlikle, kesinlikle. Hani kişi kendim yapabilirim düşüncesiyle gelmek istemiyor. Fakat bu o kadar kritik bir nokta ki çünkü gerçekten gözle görülür bir şekilde iyileştiğini, beslendikçe aslında kendine geldiğini, bağışıklığının güçlendiğini kişi kendi zaten bir iki denemeden sonra bunu anlıyor. Ben de kendi gözümle orada şahit oluyorum. O yüzden çok önemli gerçekten. Ekip çalışması. Ekip çalışması, multidisipliner yaklaşım her zaman zaten hepimize faydalı. Hepimize faydalı.